Merhaba sevgili gençlik. Bugün sizlerle TYT 2020 çözümlerini yapacağız. Şimdi ilk soru ile başlayalım. Demiş ki bir kimyasal madde şişesi üzerine sadece aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri bulunmaktadır. Bu kimyasal madde ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Gördüğünüz gibi bir tane üzerinde yanıcı olduğunu belirten bir madde var. Bir de buna çok benzeyen bir yakıcı vardı. O nasıl oluyordu? Ortasında şöyle bir tane O olacak. Yani oksijen sonra yanacak. Eğer bu olsaydı yakıcı olurdu. Bu ise yanıcı. Bunu da zaten biliyoruz. Çevreye zararlı olacak. Yani çevreye zararlı olanları aldığınızda zaten B ve C seçeneği kalıyor. Yakıcı mı yanıcı mı olduğunu anlamak için içerisinde eğer O harfi görüyorsanız oksijen biliyorsunuz yakıcı maddedir. O yüzden bunun cevabı ne olacak? Yanıcı ve çevreye zararlı olacak. Hemen bir diğer soru, 9. soruya bakalım. Demiş ki çekirdek için kırmızı ve elektronlar için mavi renk kullanılarak bir elementin nötr atomunun katman elektron dağılımı modellenmiştir. Şimdi birinci katmana bakıyorum, 2 tane var. İkinci katmana bakıyorum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Yani dolarak gitmiş. Sonra bakıyorum 1, 2 tane var. Yani bunun katman dizilimini yaparsanız 2, 8, 2 şeklinde yapacaksınız. Ve bu demiş ki nötr bir atom. Yani bu atoma X dersek bunun elektron sayısı nötr halde 12'ymiş. O zaman atom numarası da ne olur? 12 olur. Atom numarası 14'tür ifadesi yanlıştır. Yarı metaldir demiş. Kendisi 2A grubundadır. 2A grubunda biliyorsunuz yarı metal yok. 3A grubundan başlar. Periyodik sistemin 13. grubunda bulunur. Yani 3A'da bulunur. Gördüğünüz gibi 2A grubu elementi. Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunur demiş. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. 3. periyot elementi oluyor. Bileşik oluştururken elektron verir demiş. Metaller elektron vermeyi, ametaller ise elektron almayı tercih eder. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Bir diğer soru, aşağıda verilen madde ve maddedeki kimyasal türler arasındaki etkileşim sınıfı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Burada bakarken nasıl bakıyorduk? Bir maddenin metal mi ametal mi olduğuna bakacağız. Ona göre iyonik bağlamı, kovalent bağlamı ayrımını yapabiliriz. Kalsiyum metal, flor ametal. O yüzden aradaki bağ ne oluyor? İyonik bağ. Hidrojen ametal, flor ametal. O yüzden aradaki bağ ne olacak? Kovalent bağ. Yine hidrojen ametal, oksijen ametal ne oluyor? Özür dilerim, doğruyu sormuş. Aradaki kovalent bağ. Bu da kovalent bağ. Sodyum metaliyle bakıldığı da direkt metal olduğu için zaten burada ne olacaktı? Metalik bağ. C grafit demiş. C de biliyorsunuz bir ametal. Ametal olduğu için arada ne olacak? Kovalent bağ olacak. Doğruyu sorduğu için ne yapıyoruz? Cevap A seçeneği. Bir diğer soru. Aşağıdaki tabloda 3 farklı sıvının 25 santigrat derecede viskozite değerleri verilmiştir. Viskozite neydi hemen hatırlayalım. Akmaya karşı gösterilen direnç. Yani akmama isteği. O zaman bakıldığında en dirençli olan hangisi? Etanol. En az direnci olan hangisi? Metanol. Değil mi? Akmaya karşı en fazla direnç gösteren etanol. Gördüğünüz gibi sayısal olarak da görebiliyoruz. Moleküller arası çekim kuvveti. Şimdi moleküller birbirini iyi çeker ise birbirinin üzerinden akıp gitmez. O yüzden viskozite arttıkça moleküller arası çekim de ne yapıyor? Artıyor. O yüzden en fazla yine ne olması gerekiyordu? Etanol. Suyun sıcaklığı 15 santigrat dereceye düşürülürse viskozite değeri büyür demiş. Biliyorsunuz ki sıcaklık arttığında ne olur? Maddeler arasında ya da moleküller arasında ya da atomlar arasında bir uzaklık belirir. Yani ısıtan madde genleşir. O yüzden bundan dolayı ne oluyor? O moleküller arası etkileşim bir miktar azalmış oluyor. Azaldığı için de viskozite ne olur? Azalmış olur. Moleküller birbirini iyi tutarsa akmaz. Birbirini iyi tutamazsa hemen akar. Viskozitesi düşük olur.
O yüzden soğuttuğunuz viskozite büyür ifadesi doğru bir ifadedir. Cevap C seçeneği. Bir diğer soru, laboratuvarda içerisinde derişik hidroklorik asit ve derişik nitrik asit çözeltisi oldukları bilinen ancak üzerinde etiketi olmayan iki şişe bulunuyor. Bu şişeleri içerdikleri asit açısından doğru şekilde etiketlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Çinko metali üzerine etkilerini incelemek. Çinko nasıl bir metal? Hemen bakıyoruz. Amfoter. Ne yapar? Güçlü asit ve güçlü bazlarına tepkimeye girer. Bu hidroklorik asit dediğimiz şey güçlü. Buradaki nitrik asit dediğimiz şey güçlü. Yani burada çinko ikisiyle de tepkimeye gireceği için uygun bir davranış değildir. Kireç taşı üzerinde. Yine kireç taşı nasıl bir özellik gösterir? Bazik. Bunların ikisi de asit olduğu için tepkimeye girer. Olmadı. Bakır. Bakır nasıl bir metaldir? Soy metaldir. Soy metaller ne yapıyordu? Oksijeni çok ve güçlü olan asitlerle tepkimeye girebiliyordu. Sülfürik asit, nitrik asit gibi. Yani buraya baktığınızda nitrik asit bakır ile tepkimeye girerken HCl yani hidroklorik asit tepkimeye girmez. Ve bu şekilde hangisinin nitrik asit, hangisinin hidroklorik asit olduğunu anlayabiliriz. Çözeltilerin pH değerini belirlemek demiş. Yine pH herhangi bir şey, yani ikisinde pH'i 1 olabilir. İkisinde de derişimi 0-1 olabilir. Burada pH hangi asit olduğunu size söylemez. Sodyum hidroksit yine bu güçlü bir baz. Güçlü bir baz olduğu için ikisiyle de tepkimeye girer. O yüzden herhangi bir ayırt edicilik olmaz diyoruz. Bir diğer soru, 1 mol sülfürik asit içeren sulu çözelti ile 2 mol potasyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Sülfürik asiti almış, tabi 1 mol demiş, sonra 2 mol potasyum hidroksit ile tepkime sokuyorum. Bu bir asit baz tepkimesi. Burada olay şudur, asitten gelen hidrojen ile bazdan gelen OH'lar ne yapacak? Tepkimeye girecek ve tepkimeye girince ne oluşturacak? Su. 2H2OH'dan toplam ne oluyor? 2 tane su. Geriye ne kaldı? Potasyum sülfat dediğimiz tuz. Nötralleşme tepkimesi olarak sınıflandırılır. Tepkime sonunda su oluştuğu için evet. Tepkime sonunda H2 gazı açığa çıkar demiş. H2 gazı açığa çıkması için burada metal artı asit olması lazım. Burada baz artı asit var. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Tepkime sonunda 1 mol su oluşur. 2H, 2 de OH'dan toplam 2 mol su oluşur. 1 mol potasyum hidroksit tepkimeye girmeden kalır demiş. Gördüğünüz gibi tam verimle tepkimeye giriyor. Yani herhangi bir artan yok. Tepkime sonucunda 2 mol potasyum sülfat oluşur demiş. Gördüğünüz gibi 1 mol oluşuyor. Bu da yanlış bir ifade. Doğruyu sorduğu için A seçeneği doğru cevap. 0 santigrat derecede 100 gram saf suya en fazla 34 gram sodyum klorür sulu çözeltisi çözünebilmektedir. 0 derecede bileşenlere aşağıda verilen 3 farklı karışım hazırlanıyor. Buna göre donmaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada ilk olarak bileceğimiz şey şu. Bir çözelti ne kadar derişik ise donma noktası ne oluyor? O kadar aşağı düşüyor. Hani kışın yollara tuz atıyoruz. Neden? Buz tutmasın. Donma noktası düşsün. Bundan dolayı buz tutmadığı için kaza riski en aza insin. Mevzu bu. O zaman burada da olay şu. Ne kadar derişik ise o kadar donma noktası aşağıya düşer. Ne kadar seyreltik ise sıfıra o kadar yakın olur. Yani düşmemiş olur. O zaman şimdi normalde maksimum ne kadar çözebiliyormuş? 100 gram, 34 gram çözebiliyormuş. O zaman 100 gram su 20 çözdüğünde bu doymamış bir çözelti olur. 100 gram su 34 çözdüğünde doymuş bir çözelti olur. 100 gram su 40 atıldığında yine doygun bir çözelti olur. Nasıl oluyor peki? Burada 6 gram çöküyor. Yani çözmeden dibinde kalıyor. Yine çözebileceği maksimum madde yani 34 gramı çözmüş oluyor. O yüzden Y ve Z doygun, X ise doygun olmayan, daha seyreltik bir çözelti. Bundan dolayı X ve Z'nin donma noktası daha aşağıda. İşte diyelim ki bunlar -5'e düştü. Bu ise -2'ye düştü ya da -3'e düştü. Onun gibi düşünün. Daha derişikse daha aşağıya düşüyor. Sıfırdan aşağıya düşüyor. Bundan dolayı ne oluyor?
aradaki ilişkiye bakacak olursanız x daha büyükmüş, y ve z birbirine eşit olacakmış. Evet, sorularımız bu kadar sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber AYT 2020 çözümlerini yapacağız. Temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek orbitalinde bir elektron var ve bu elektronun kuantum sayıları verilmiş. Baş kuantum sayısı 4 demiş. Bu bizim için katman ya da periyot sayısı da diyebilirsiniz. Açısal momentum kuantum sayısı L'si 0. O da S orbital oluyor. Yani bu sorunun verdiğine göre 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 şeklinde sonlanacak imiş. Demiş ki bu atomun ML'si 0 olan toplam elektron sayısı. Şimdi ML'ye baktığımızda S orbitallerinde 0. P'ye baktığımızda eksi 1, 0, artı 1. D'ye baktığımızda eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani gördüğünüz üzere her bir orbitalin içerisinde ML 0 olan bir orbital var. S'lerden 2'şer elektron geliyor. P'lerden eksi 1, 0, artı 1 olmak üzere 3'er tane, 2'şer tane var elektronları. 3 tane de orbital var. O zaman 0 olan 2 elektron da ne yapacak? P'lerden gelecek. S'den 2 elektron, P'den 2 elektron, S'den 1 elektron. O zaman hepsini topladığımızda toplam 11 tane elektron gelmiş olur. Bir diğer soru, temel halde titanyum atomunun element dizilimiyle ilgili şu ifadeleri hangisi doğrudur diye bir soru sormuş. Buraya bakacak olursak da hemen 22'yi dizelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2 şeklinde sonlanıyor. 22. P orbitallerinde 6, 6 daha 12 tane var. Yanlış. D'de 4 tane var demiş. 2 tane var. Yanlış. Baş kuantum sayısı 4 olan 4S2 var. O yüzden burada 2 tane var. Yanlış. S orbitallerinde 8 var. 1S, 2S, 4, 3S, 6, 4S ile beraber 8 oluyor. Doğru cevap geliyor. Açısal momentum kuantum sayısı L3 olan, bu da F orbitali demek. Gördüğünüz gibi F orbitallerinde herhangi bir elektron yok. Aşağıda gösterildiği gibi ayrı kaplarda bulunan hidrojen ve helyum gazları musluklar açılarak sabit sıcaklıkta karıştırılıyor. Şimdi buraya baktığımızda gazların karıştırılması konusu var. Burada da olay neydi? P1V1, P2V2, P son V son olayı vardı. Birinci durumda 1 çarpı 1, ikinci durumdan gelen 1 çarpı 1, son durumda basınç ne olur çarpı hacim toplam 4 litre. Şimdi şu arada vakum diyor. O vakum buranın boş olduğunu, içerisinde herhangi bir hava ya da basınç olmadığını ifade ediyor. O yüzden son basınca baktığınızda 2 bölü 4 yani 0.5 atm olduğunu görebiliriz. Diğer soru, sıcaklıkları aynı olan 100 ml 2 molar potasyum sülfat, 400 ml 1 molar potasyum nitrat var. Karıştırılıyor demiş. Son durumda potasyum iyon derişimi ne olur? İyon derişimi sormuş. Burada öncelikle şunu yapabiliriz. İki, yani birden çok yolu var. İlk olarak baktığınızda elinizde 4 molar K buradan geliyor. 1 molar K yani potasyum iyonu da buradan geliyor. Peki son durumda elinizde ne kadar var? 5 molar var. Peki buraya baktığımızda 100 mililitre bundan, 400 mililitre de bundan alınıyor. Burada yapacağınız şey şu, ilk olarak molarite eşittir N bölü V'den de yapabilirsiniz. İkinci olarak da şunu yapabilirsiniz. M1V1, M2V2, iki tane karıştırılıyor. M son, V son. Potasyum birincide 4 molardı, hacim 100. İkincide 1 molardı, hacim 400. Son durumda derişim ne olur? Hacim 500. Buradan bir tane sonra çıkarabiliriz. İkincisi şu, bunlar ne kadar karıştırılırsa karıştırılsın molleri değişmeyecek. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Şuradan 400
K geliyor. Buradan da yine 400 çarpı 1'den 400K geliyor. Burada şöyle yaptık. Hacmi litreye çevirmeyip direkt mililitre aldık. Son durumda yine mililitreye böldüğümüzde derişimler birbirini götürür. Bakıldığında elimizde 400-400 toplam 800 mol potasyum var. Son hacimde ne oldu? Gördüğünüz gibi 500. Buradan da yine 1.6'yı görmüş oluruz. Bir diğer sorumuz kalsiyum klorür tuzunu demiş. 500 gram su kullanarak hazırlanan soru çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı. Saf suyun donma noktasına göre 5.58 daha düşük. Saf su ne zamanlar? 0. Yani bu kısaca şunu demiş. Donma noktası eksi 5.58 santigrat derece oluyormuş. Buna göre demiş kaç mol kalsiyum iyonu bulunur demiş. Burada da olay şu. Koligatif özelliklerini de bulurken kaynama noktasıyla da donma noktasını nasıl buluyorduk? Kim şeklinde buluyorduk. K sabit, I ayrıştığında verdiği iyon sayısı, M ise derişim. Şimdi donma noktası eksi 5.58. K sabiti 1.86 çarpı kalsiyum 1, iki tane de klor olmak üzere iyon sayısı ne oluyor toplam? 3. M'ye baktığımızda da ne oluyor? Bilinmiyor. Sadeleştirdim. 3 kaldı. 3 ler götürdü. Buradan ne geldi? 1 molal. Peki molalite eşittir neydi? N bölü kilogram. 1 molal. Molünü bilmiyorsunuz. Kilogram olarak da 500 gram su ne eder? 0.5 kilogram. Buradan 0.5 mol geliyor. Bir tane kalsiyum var. O yüzden direkt 0.5 mol diyebilirsiniz. Kloru sorsaydı 2 tane klor olduğu için 1 mol diyebilirdik. Bir diğer sorumuz. Bize molar yanma tepkimelerinin standart entalpi değişimi aşağıda verilen 3 tane tepkime vermiş. Ve bizden 4. bir tepkimi istiyor. Yani kısacası HES yasası. Şimdi aşağıda ne istemiş? Yukarıda neler var? Ona göre tepkimeye ne yaparsak aynısını delta aşağı yapacağız. 2 tane C katısı istemiş. Bakıyorum. İkinci tepkimenin girenlerinde direkt tepkimeyi ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Delta H'ı da 2 ile çarptım. Sonra bir tane H2 istemiş girenlerde. O yüzden bir tane H2 girenlerde olduğu için 1 ile çarpıyorum. Yani aynen kalıyor. Bunu da 1 ile çarptım. Daha sonra C2H2 bir tane istemiş ürünlerde. Ama yukarıdaki tepkimede girenlerde eksi 1 ile çarpıyorum. O yüzden burayı da ne yaptım? Eksi 1 ile çarptım. O zaman cevap ne geldi? Artı 1300 eksi 788 eksi 286. Buradan da cevap 226 kilojül gelmiş olur. Bir diğer sorumuz gördüğünüz üzere titrasyon. Yani burada bir nötrleşme olayı var. 25 santigrat derecede monoprotik demiş. Protik ya da mono dediğimiz şey biliyorsunuz bir tane hidrojen içeriyor anlamına geliyor. Bunun 0,1 molarlık sodyum çözeltisini 0,1 molar sodyum hidroksit ile titre ediyormuşuz. Aşağıdakilerden işte aşağıda titrasyon eğrisi vermiş. Hangisi yanlıştır diye bir soru. Şimdi buraya bakacak olursak olay şu. Elinizde 0,1 molar asit var ve bunun pH'i 1. Bu demek oluyor ki %100 iyonlaşmış. Çünkü pH 1 ise hidrojen derişimi ne olur? 10 üzeri eksi 1 olur. O zaman bu deneyde titre edilen asit kuvvetli bir asittir ifadesi doğru. Titre edilen çözeltinin başlangıç hacmine sormuş. Yani V asit. Burada da olay şu. pH 7 iken olay neydi? Hidrojenin mol sayısı OH'ın mol sayısına eşit olur. Bunları nasıl yapıyorduk? M çarpı V çarpı TD eşittir M çarpı V çarpı TD şeklinde. Şimdi asitin derişimi 0,1. Hacmi bilinmiyor. V asit. Tesir değerli 1. Bazın derişimi 0,1. Hacim 25. Tesir değerli ise sodyum hidroksitte bir tane OH olduğu için 1. Buradan baktığınızda asitin başlangıç hacmi ne geliyor? 25 mililitre. Yani yanlış cevap. Tepkime sonucu tuz oluşur. Asit baz tepkimeleri sonucu her zaman oluşur. Eşdeğerlik noktası pH'in 7 olduğu nokta.
25 mililitre sodyum hidroksit ilave edildiğinde ortamda asit tükeniyor. Çünkü ortam nötr hale gelmiş oluyor. Bir kimyasal tepkimenin hızı tepkimeye girenler veya ürünlerin derişimlerinin birim zamanda değişimleri cinsinden ifade edilebilir. Yani hızı biz nasıl ifade ediyorduk? Delta C bölü delta T. Eğer tepkimeye girenler kısmında ise zamanla azaldığı için eksi delta C. Eğer ürünlerde ise zamanla oluştuğu için artı delta C şeklinde de ifade edilebiliyordu. O yüzden ne yapıyorduk? Katsayı bölerek ifade ediyorduk. H2S'i ne yapacağız? Eksi 1 bölü 8 ile çarpacağız. Doğru bir ifade oldu. H2O oluştuğu için artı olması gerekiyordu. Yanlış. Yine bunları çarpmak değil, bölmek gerekiyor katsayıyı. Yine O2 de harcandığı için buranın eksi olması gerekiyor. Yanlış. Bir diğer sorumuz denge. Dengede görüyorsunuz ki şöyle yukarıya doğru bir dikme var. Bu ortama ne olduğunu ifade ediyor, eklendiğini ifade ediyor. Şimdi baktığımızda soruda ne demiş? Azot monoksit ve oksijen dengesi azot dioksit ile. T1-T2 zaman aralığında tepkime dengede değildir demiş. Bakıyorum hepsinin derişimleri T1 ve T2 aralığında sabit. Derişim sabitse dengelidir. Yanlış. T2 anında denge kabına NO2 değil NO eklenmiştir. Yanlış. T1-T2 zaman aralığında ileri yöndeki hız geri yöndeki hızdan büyüktür demiş. T1 ve T2 arasında dengede olduğu için bunlar birbirine eşit olması gerekirdi. T2-T3 zaman aralığında tepkime dengededir. Derişimler değişiyor. Şu an dengeye gelmemiş. T3 anında sonra ileri ve geri yöndeki hızlar eşit olur. Çünkü T3'ten sonra derişimler sabit artık değişmiyor. Demek ki denge kuruldu. Dengede ileri hız eşittir geri hıza. Bir diğer sorumuz bakırla sülfürik asit arasındaki tepkime ile ilgili. İşte bakır yükselten, sülfürik asit indirgen gibi bu şekilde sorular sormuş. O zaman yüklerini tek tek bulalım. Elemental değer şey 0. Hidrojen 1, oksijen eksi 2 aldığında kükürde kalan 6. Yine oksijen 2. SO4 eksi 2 olduğu için bakır burada artı 2 oluyor. Oksijen eksi 2 artı 4, eksi 2 artı 1. O zaman bakır sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmiştir. Evet. Bunu yükseltgen kim? H2SO4. Yani indirgen değil yükseltgen olacak. Sonu gen ile bitiyorsa karşıya bakılır. SO2'de kükürdüğün yükseltgen ve basamağı 6 değil 4'tür. Bu da yanlış bir ifade. Aşağıda bir karmanik hücre şekli verilmiş. Net tepkimeyi vermiş. O zaman buraya bakıldığında burada ne oluyor? Magnezyum yükseltgeniyor. Demek ki anot. Gümüş indirgeniyor. Demek ki burası da neymiş? Katot kabımış. Gümüş indirgenebildiğinde göre bu kabın içinde ne olacak? Gümüş iyonları içermiş olacak. Şimdi soruya bakalım ne diyormuş? B yarı hücresinde gümüş iyonları içeren çözelti vardır. Evet. Eğer burada tepkimede gümüş yerine H artı ifade etseydi tepkime olarak derdim ki çözeltinin içerisinde bir asit var. H artı yoran bir çözelti var. Ya da Ag yerine başka bir şey indirgeseydi o zaman o var. Burada indirgenin gümüş olduğuna göre gümüş Ag iyonu olmak zorunda. Tuz küppesinde anyon anota katyon katota olayı olduğu için doğrudur. A yarı hücresinde magnezyum elektrodunun kütlesi zamanla azalır. Anotta aşınma, katotta ise ne oluyor? Birikme oluyor. B yarı hücresinde indirgenme gerçekleşir. Katot olduğu için doğru. Elektronlar dış devrede gümüşten verilir. Yanlış. Anotta yükseltgenme olduğu için ne oluyor? Elektron açığa çıkıyor ve katot bunu kullanıyor. O yüzden her zaman anottan katota gider. Yanlıştır. Bir diğer sorumuz da aktiflik sorusu. Şimdi aşağıda bize parantez içerisinde aktiflik sıralamasını istemiş aslında. Bize yükselt indirgenme gerilimlerini vermiş. Burada olay şu, metaller ne yapmak ister? Yükseltgenlik. O yüzden bunları bir ters çevirip düşünürseniz en büyük sayıya hangisi sahip oluyor? Çinko, sonra nikel, sonra bakır, sonra ise gümüş geliyor. Bu aktiflik sıralaması. Şimdi buraya baktığımızda birinci katta gümüş artı iyonları indirgenirken bakır yükseltgenir. Bakalım. Şimdi bunun içine katı bakır atıyorsunuz.
Ve bakıldığında gümüş artı iken bakır nötr halde. Bakır aktif olduğu için yükseltgenmek ister ve doğru olur. İkincide de yine gümüş içerisinde bakır atıyorsunuz ve içerisinde çinko iyonları var. Üçüncüde de yine ne var? Nikel iyonları var ve bakır parçası atıyorsunuz. Şimdi çinko ile bakırı kıyasladığınızda hangisi aktif? Çinko iyonu olmak istiyordu. Oldu, o zaman hiçbir şey olmaz. Doğru. Üçüncü kaba baktığınızda da yine nikel iyonları var ve bakır katı halde. Nikel aktif olduğu için iyon olmuş. Yani bakır burada yükseltgenemez. Yanlış. Hangisi doğru olur? 1 ve 2. Bir organik bileşik olan asetilenin çizgi bağ formülü verilmiş. Diyor ki asetilen de atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili hangisi doğru olur? Hidrojen atomları SP yapar demiş. 1A ve 7A grubu hibritleşme yapmaz çünkü tek bağ yapıyorlar. Hibritleşme olabilmesi için en az 2 tane bağ yapılması gerekir. Karbon atomları SP2 yapmıştır. Burada karbonda bakıldığı üzere 2 tane pi var. 2 tane pi olduğu için ne olacak? SP hibritleşmesi yapacak. Ya da şöyle açık açık bakacak olursak, 1 tane sigma burada, 1 tane sigma burada, toplam 2 sigma var. Birisi S, birisi de P. Yine SP. Buradan da yapabilirsiniz. Yanlış. SP orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam bağ sayısı. Şimdi karbonlar SP yaptı. Burada SP ile S örtüşürken ne oluyor? Hidrojenler örtüşüyor. İki bağ buradan. Bir tane de SP ile SP'nin örtüşmesiyle sigma bağ. Toplam 3 tane oldu. Bu da yanlış. P orbitallerinin örtüşmesiyle toplam 2 bağ vardır. Doğru. Bunun da mevzusu pi bağları. Biliyorsunuz ki pi bağları p orbitallerinin birbirine paralel ya da yan yana örtüşmesiyle oluşuyordu. O yüzden doğru cevap bu olması gerekiyor. Karbon ve hidrojen arasında demiş pi bağı olur. Pi bağı 2 ya da 3'lü bağlarda olur. Karbon pi bağı yapar ama hidrojen asla pi bağı yapamaz çünkü tek bağ yaptığı için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler.